Programımıza ilk olarak Elif Ağacı Öner'le geçirdiğimiz dakikalarla başlıyoruz. Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferi Elif Ağaca Öner'le geçtiğimiz günlerde Maraton Feneryum mağazasında keyifli bir söyleşi yapıyorduk. Şimdi Sarı Lacivert oyuncuyu daha yakından tanıyacağınız dakikalara gidiyoruz. Fenerbahçe'nin Eczacıbaşı Vitra'dan kadrosuna kattığı Elif Ağacı Öner, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli pasörler arasında gösteriliyor. Milli takımda birçok kez forma giyen başarılı voleybolcu, imza sonrası Sarı Lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı oldukça memnunmuş. Çok mutluyum imza attığım günden beri olan ilgiden dolayı, sıcak ilgiden dolayı özellikle çok mutluyum. Herkesin söylediği bir şey var, ilk maça çıkmadan hiçbir şey anlamazsın. Bunların hepsi daha bizim sana göstereceğimiz sevginin yarısı bile değil. Sabırsızlıkla bekliyorum sezonun başlamasını ve çok mutluyum yeni sarı melek olmaktan dolayı. Yaklaşık 2 yıldır evli olan Elif, eşinin kendisine çok destek olduğunu söylüyordu. Evlilik maşallah nazar değmesin süper gidiyor. Daha 2 senemiz olmadı. Yani çok mutluyuz. İyi ki de böyle bir karar vermişim diye düşünüyorum. Neden daha önce tanışmadık diye düşünüyorum. Sağ olsun eşimin çok büyük desteği var bana her zaman yanımda. Ailesi aynı şekilde voleybola çok ilgililer. Yani çok heyecanlı, keyifli bir dönem yaşıyoruz voleybolla beraber. Dövmelere meraklı olduğunu dile getiren Sarı Lacivertli voleybolcu, 7 rakamının uğruna inandığını belirtiyordu. Dövmelerini görüyorum, çok şık dövmelerin var. Bunları böyle anlamları nelerdir şu elindeki 7'den başlayalım? Bu 7 birazcık rengi soldu ama aslında sarı lacivertti. Evet, renkleri birazcık soldu. Yani 7 rakamını çok seviyorum. Uğurlu rakamım. İnşallah bu sene de 7 numaraya gideceğim. Yıldızları aynı zamanda çok seviyorum. Burada 7 tane yıldız var. Evet, aynı zamanda burada bir 2 tane Yunus var. Yani bunların da güzel durduğuna inanıyorum açıkçası. Yunuslar şansıyla beraber, evet. Ayağımda bir kurbağa dövmesi var. Kurbağaları da... Kurbağa demişken evet, kurbağaları ayrı bir parantez açalım mı? Tamam, ona sonra açalım. Burada da bir tane voleybol topu var. Al bakalım. İnşallah Allah izin verirse çocuğum olduğunda bundan sonraki de çocuğumun ismi olur diye düşünüyorum. İnşallah. Elif. Özellikle kurbağalı ürünlere ilgi duyduğu için bir kurbağa dövmesi yaptırdığını da ifade ediyordu. Yani benim kurbağaya merak, 2 sene İzmir'de oynadım ben Karşıyaka'da. Orada bir arkadaşımla beraber böyle birbirimize kurbağalı hediyeler almaya başladık. Arkasından bir dikkat ettik ki her şeyin kurbağası var. İşte tabakların kurbağası, çatal, bıçak, yani en ufak şey, peçetelerin bile kurbağalıları var. Onlarda bir seçiciliğe girdik. Daha sonra ben de bu koleksiyon haline geldi. Ve yani evlenmeden önceki evimde bir oda kurbağaların odasıydı. 500'den fazla ürün vardı kurbağayla ilgili. Evet, o yüzden dövmesini de yaptırdım çok sevdiğim için. Ama evlendikten sonra da biraz ikinci planda kaldılar. Artık fazla kendileriyle haşır neşir olamıyoruz. Ama şu anda yine böyle çok beğenip yani kesin bende olması gerekiyor dediğim şeyleri yine alıyorum. Aşağıda bir depomuz var. Depoda duruyorlar maalesef, evet. Bunun ardından başarılı oyuncu Maraton Feneryum mağazasında bizim için mini bir defile yapıyordu. Maraton Feneryum mağazasına ilk kez geldiğini söyleyen Elif, ürünlere hayran kaldığını vurguluyordu. Ben açıkçası buradaki Feneryum'a ilk defa giriyorum. Çok büyük, dışarıdan gözüktüğünden daha büyük. Ve çok güzel, çok çeşitli ürünler var yani. Dediğim gibi girip de aşık oldum, özellikle bu üstümdeki aşık olduğum şeyler oldu. Ve çok ferah, güzel bir yer. Daha sonra üzerine Fenerbahçe forması giyen Sarı Lacivertli voleybolcu duygularını bizimle paylaşıyordu.
Evet, çubuklu giydin. Vallahi sonunda giydim sayenizde. Gayet yakışıyor. Evet, evet ben de öyle düşünüyorum. Sarışın olduğum için herhalde sarıdan. Açtık. Şimdi güzel oldu. Benim birçok koyu Fenerbahçeli arkadaşım, voleybolcu olduğumu bilenler, daha doğrusu Hakan vasıtasıyla tanıştıklarım. Yani kesinlikle Fenerbahçe'de voleybol oynamadan bırakmamalısın. Evet, esas voleybolcu olduğunu Fenerbahçe'de anlayacaksın diye beni çok bu şekilde uyarmışlardı. Vallahi hayırlısı bugüneymiş. Yani çok güzel bir şey. İnşallah şurada bir 7 numarayla maçlara çıktığımız günlerde çabucak gelir. Evet, Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının yeni transferi Elif Ağacı Öner'le geçirdiğimiz dakikalara. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Magazin tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizleri Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının yeni transferi Elif Ağacı Öner'le yaptığımız röportajın ikinci bölümüyle baş başa bırakıyoruz. Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının yeni transferi Elif Ağacı Öner'le geçirdiğimiz dakikalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takı ve aksesuarlara meraklı olduğunu dile getiren Elif, Maraton Feneryum mağazasındaki takı reyonuna hayran kalıyordu. Tabii Feneryum'a gelmişken Feneryum'un özel takı bölümünü de biz bir gösterelim istedik Elif'e. Çok beğendin öyle değil mi? Evet, evet çok güzel, çok orijinal şeyler var yani. Bir spor kulübü olmasına rağmen hiç akla gelmeyecek ürünler var. Kolyeler olsun, küpeler olsun. Yani neden daha önce buraya gelmedim diye soruyorum kendime. Buradan herhalde elimin dolu çıkacağım büyük ihtimalle. Evli olan Sarı Lacivertli oyuncu, Feneryum'daki çocuk ürünlerini çok beğendiğini ifade ederken, anne olduktan sonra voleybola dönmeyi düşünmediğini söylüyordu. Ya çok güzel. Çok her şeyin küçüğü güzel. Ay aynen öyle. Genelde kız çocuklarına daha fazla şey yapılır ama burada herhangi bir cinsiyet şey olmadığı için inanılmaz güzel. Küçük küçük şunlara baksana ya. Çok tatlı şeyler var. Oyuncaklar olsun. Her şey çok güzel. Tabii planda mutlaka anne olmak var ama şu anda voleybol kariyerin tabii ki çok üst düzeyde. Anne olduktan sonra da mutlaka voleybola geri dönüş düşünüyorsun. Yok, düşünmüyorum. Evet, düşünmüyorum. Çünkü yani benim biraz insanlara farklı gelebilir ama yani Allah izin verir de bir çocuğumuz olursa onun o ilk yaşlarını, ilk dönemlerini bir daha yaşama şansımız olmayacak. O yüzden yani çok büyük bir değişiklik olmazsa şu andaki hayatımda, her şey yolunda giderse Allah izin verirse oynamayı düşünmüyorum. Kendimi çocuğuma adayacağım inşallah. Evet, evet. Ama çocuk için herhalde daha zaman var. Var var. 2 sene kadar bir zamanımız var. Voleybol kariyerini Fenerbahçe'de noktalamayı düşündüğünü belirten Elif Ağacı Öner, daha sonra anne olmak istediğini anlatıyordu. Şimdi voleybol kariyerim tabii ki başarılarla dolu. Bunu Fenerbahçe'de başarılarla sonlandırıp inşallah evet arkasından da bu güzel mutluluğu yaşamak istiyorum. Ama tabii öncelikli olarak şu anda Fenerbahçe'de kazanılacak olan başarılar var, kupalar var. Şu anda ona odaklanmış vaziyetteyim. Saçlarına özel bakımlar uyguladığını vurgulayan Elif, bakımlı olmaktan oldukça hoşlanıyormuş. Özel bakım uyguluyorum. 2 haftada bir uyguladığım bir bakım var. Yani onun dışında ben açıkçası tabii ki sporcuyuz ama sporcu olan bayanların kendine bakmaması gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bakımlı olmaktan hoşlanırım. Makyaj yapmayı severim, ojeleri severim. Yani kendime bakmaktan hoşlanıyorum açıkçası. Saçlarım da tabii bunların başında geliyor. Yani özel 2 haftada bir uyguladığım bir bakım var. Kuaförde ayda bir yaptırdığım bir bakım var. Bunun ardından başarılı voleybolcuya maçlar öncesi yaptığı uğurları soruyorduk. Tabii ki takıların ve totemlerin ve takıntıların. Biraz onlara gelelim. Hiç gelmiyorum. Valla benim hat safhada. Yani pasörlerin genelde daha yoğun olurmuş bu ama. Yani her türlü rakamı mesela maçımızın olduğu tarihin rakamlarını toplayıp onlarla böyle bir 7-2-9 öyle bir şey yapmaya çalışırım.
işte bu seremoniye çıkıldığında aynı sırada durulması gerekir. Biraz etrafımdakileri bu yüzden bunaltıyorum ama yani uğurlu geldiğini düşünüyorum. Mesela eşim maçlara gelir, annem maçlara gelir. Orada kazanıyorsak eğer ne giydiyse bir daha onu giymek zorunda kalır. Biraz etrafımdakileri huzursuz ediyorum ve olmadığında eğer biz de kaybedersek eğer senin yüzünden oldu. Eyvah. Oraya geliyor. Yani öyle bir durumum var ama ben kendimden memnunum. Artık arkadaşlara da başarılar diliyorum, takım arkadaşlarıma da. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Elif Ağacı Öner'den beğendiği tezahüratları da öğreniyorduk. Olmaz olur mu var? Benim tabii daha çok voleybol maçlarını duyduğum için sarı melekler ooo. Ama kızların onlara yazdığı bir şey varmış sanırım. Sabiha Gökçen havaalanından çıktıktan sonra söylediler. Arkasından taraftar onlara bir şey söyledi. Ay, inanılmaz bir manzaraydı o. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup döndükten sonraki o yaşananlar. İnşallah ben de böyle başarılar yaşayıp arkasından böyle mutluluklar yaşarım diye düşünüyorum. Elif, Fenerbahçe forması giyeceği günü ise iple çektiğini dile getiriyordu. Sabırsızlanıyorsun çubukluyu giymek için. Evet, aynen öyle. Zaten sosyal medyada da böyle bir şey yazdım. Sağ olsunlar, yine çok güzel geri dönüşler oldu. Yani cidden sabırsızlanıyorum. Programlarda bu giydiğimiz Fenerbahçe şeyleri falan bile beni sabırsızlandırıyor. Ne zaman forma, ne zaman çubuklu giyeceğiz diye. İnşallah en kısa zamanda şu dönemi çabuk atlatıp, iyi hazırlanma dönemini güzel geçirip inşallah o formayı da giyeceğim diye düşünüyorum. Fenerbahçe transfer olarak kariyeri adına güzel bir başlangıca imza attığını ifade eden başarılı oyuncu taraftarlara da mesaj veriyordu. Benim için güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Güzel bir başlangıca adım attığımı düşünüyorum. İnşallah sonu da başlangıcı kadar güzel olur. Bana yardımcı olan, tebrik eden, teşekkür eden geldiğim için bütün taraftarlara çok teşekkür ediyorum ben de. İnşallah bu ilgi ve alakaya layık olacağım diyorum. Hepinize teşekkürler.